Yeryüzündeki savaşların, katliamların, kıtlıkların, yoklukların, yağmaların, gaspların, insan haklarının gasp edilmesi, mallarının yağma edilmesi, ırz ve namusların çiğnenmesinin son bulması, yeryüzünün adaletinin sağlanması, ümmeti Muhammed'in ayağa kalkmasını bekliyor. Ayet bunu ifade ediyor. Şu ayet ne dehşet bir ayettir. لِتَكُونُ شُهَدَى Bu da şuhada, şahit kelimesinin çoğulu, yani şehit. Şehit ayrı bir dava. Biliyorsun bir şahit var, bir de şehit var. Şehit de aslında şahit olan insandır. Cenab-ı Hak Allah yolunda ölen ölüye niçin şehit demiştir? Bunun manası var, kitaplarda açıklıyor. Çok kısa arz edeyim. Ölürken ruhunu, hani bir İslam savaşında, İslam cihadında, İslam yolunda kurşunla, sopayla neyse ruhunu teslim ederken cennetteki makamını Allah ona gösterdiği ve de onu canlı olarak gördüğü için cennetin şahidi anlamına şehit deniyor. Vallahi cennetteki yerini görmeden şehit ölmez. Otomatik cennettir yani. Sorgusuz sualsiz. Şehit bu demek. Cennetteki yerine şahit olan demek. Yoksa niye şehit desin yani? Niye meyyit demiyor? Meyyit, bak bir de meyyit var. Meyyit ölmüş diyor. Alelade bir ölü. Şehit fevkalade ölü. Fevkalade. Adetin dışında. Ona da şehit denmiş. Şüheda, yani şehitler. Bütün bu kelimelerin ifade ettiği mana şahit olmakla ortak. Şahit olmakla ortak ifade ediyor. Hatta şehitleri biliyorsunuz üstüyle başıyla gömerler. Şehitlere kefen giydirilir mi, giydirilmez mi? Giydirilmez. Şehidin kefeni üstüne gelmişse kurşunlanmış yahut neyle öldürülmüşse yarasıyla, kanlarıyla beraber gömülür. Şehide kefen giydirmek hakarettir. Yıkanmaz öylece kanlı kanlı, üstlü başlı. Niye? O kanlar, o elbiseler onun ne olduğuna mahşer günü şahitlik edecek, ne olduğuna? Şehit olduğuna şahitliği gelecek. Bunlar meseledir ya. İşaret, alamet bunlar. Onun şehitliği hakkında. لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَنَّا Biz bu şahitliği nereden alıyoruz? Bakın şimdi. Şimdi güneşe aynayı tutarsanız ayna ne yapar? Güneşin ışığını karşıda bir yere yansıtır. Demek ki güneş bu aynada değil. Bu keramet aynada değil. Esas nerede? Güneşte. Güneşte. Aynen ümmet-i Muhammed de yeryüzünde şahit, Allah'ın şahitleri olarak ifade ediliyor. Bu şehadeti, bu üstünlüğü, bu tanıklığı kimden alıyor? Ve yekûne rasûlü. Bak Resul çıktı ortaya. Aleyküm şehîdâ. Sizin üzerinize de Allah-u Teala Habibini, Resulünü şahit yaptı. Sizin şahidiniz Habibullah, Muhammed Mustafa, siz de bütün insanların şahitsiniz. Kaynağımızı gösterdi. Ne kadar tatlı bir ayet ya Rabbi, ne kadar önemli, ne kadar insanı düşündüren, saatlerce değil günlerce bir ömür boyu üzerinde durulması gereken muhteşem bir ayet, muhterem bir ayet. Kardeşler, demek ki şahit olmak için bir hadiseye, bir olaya, bir eyleme, bir davaya, bir kavgaya, bir sevdaya şahit olabilmek için o olayları, o zemini, olayların çıktığı zemini, mekanı, mesafeyi, elemanları, uzmanları, ajanları, katilleri, insanları herkesten çok tanımak icap eder. Şahitsin sen. Tanımadan şahitlik edilir mi? Yalancı şahitlik olur o zaman. O halde yeryüzünü